Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Pandemi sürecince evdeyiz. İzin alamadık tabii ki haliyle. Bir master motoru videomuz vardı. Sonunu da getiremedik. 1.3 Multijet. 1.3 CDT'yi araçların sahiplerinin mutlaka ve mutlaka izleyeceği bir videoyu çarşamba günü atacağım. 1 saat sürecek. Belki de canlı yayın da olabilir. O günkü psikolojime göre çarşamba gününe mutlaka beni takip eden 1.3 araç sahipleri, 1.3 Euro 4, 1.3 Euro 5, 1.3 Euro 6 araçların kronik sorunlarından bahsedeceğim. Bahsettiğim konularda birçok insanımız diyecek ki, vay be İsmail Usta, ben bu sorunu yaşamıştım, onu bile anlattın diyecek ve tabii ki haliyle çarşamba günü bekleyin arkadaşlar. Şimdi Master'ın yarım motorunu toplamaya gidelim. Ondan sonra çarşamba günü inşallah Allah'ın izniyle o güne çıkarsak ya canlı yayın ya da çok güzel bir kendimi çekip video yapıp size atacağım. Bir saatlik bir dersime çalıştım ve tabii ki haliyle halen çalışıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. 17 günlük yasakta video da çekemeyeceğiz ama en azından Renault Master 2'nin motoru var. Bir tane de CRD'yi motorumuz var. Onları yasakta toplarsam size atacağım. Ama şimdi Master 2'ye yoğunlaşıyoruz. Ahmet kirli takımları asıyor. Ahmetciğim bir dön bir salla ellerini ya. Evet, temiz takımla çalışmak her zaman iyidir. Masanın üzerinde birikmiş takımları Ahmetciğim siliyor, temizliyor. Yerlerine asker gibi diziyor. Evet, Master 2 motorumuz. Dönüyoruz ve yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Renault Master 2 motorumuz yavaş yavaş toplanmaya hazır. Pistonlarımız çil çil, gömleklerimiz de çil çil. Pistonlarımız orijinal Federal Mogul Nural piston kullanıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına bir işçiliği bir defa yapmak lazım. İkinci defa o çileyi çekmemek lazım. Bir drone'luyorum şöyle gökyüzünden size. Pırıl pırıl silindir kapağı ve siboplar ve orijinal takım contamız arkadaşlar. Devirdaim pompamızda bu marka takıyoruz. Orijinal takım conta kullanmanın önemini şu şekilde anlatacağım size. 1. Silindir kapak contası yüksek ısıda bile zorla yanabiliyor. Düzgün, muntazam ve orijinal normlarına göre sıkarsanız. İkincisi, sızdırmazlık çok önemli motorda. Bir arabanın motorunu usta çok güzel montaj etmişse, orijinal conta da kullanmışsa, o araçta herhangi bir yağ, su kaçağı, mazot ya da benzin kaçağı olmaz arkadaşlar. Ama ustanın mahareti ne kadar iyi olursa olsun, dandik conta takarsa, o motorun her yerinden vıcık vıcık yağ, mazot, su, benzin, her bir şey kaçırır arkadaşlar. Onun için orijinal contanın önemi çok büyük arkadaşlar. Evet, siboplarımızı kaliteli kullandık. Yüzeyi taşlandı. Silindir kapağının, silindirin yüzeyi de taşlandı arkadaşlar. Taşlanma sebebi araç yüksek ısıya maruz kalmıştı. Yüzeyinde hafif bir eğiklik vardı. O şekilde. Evet, yavaş yavaş parçalarımız yıkanıyor, hazırlanıyor ve kartonun üzerine diziliyor arkadaşlar. Evet, parçalarımız da yavaş yavaş yıkanıyor, temizleniyor. Hamido garibim çile çekiyor. Çünkü bu arabanın motorunun malzemeleri vıcık vıcıktı arkadaşlar. Hamido önce kirli mazotla temizliyor. Sonra da yıkıyoruz balata spreyiyle ve motorumuzu toplamaya başlıyoruz. Takım contayı açtım şöyle. Bütün keçeler, her şey orijinal. Fabrikasının nasıl üzerine taktığı malzeme varsa aynısı. O-ring lastiklerine, enjektör pullarına varıncaya kadar her şeyini muntazam bir şekilde koymuşlar. Evet, takım contamızı gördünüz. Maşallah. Evet. Şimdi ilk toplamamız gereken motorun ön kapağı, zincir ve dişlilerin, zincir diyorum, dişlilerin önüne gelen kapak. Önce burayı toplayacağız. Burayı topladıktan sonra arka keçe,
sonra yağ pompası, sonra karteri kapatacağız. Allah izin verirse. Evet, yavaş yavaş başlıyorum arkadaşlar. Şu bölgeler, beyaz bölgeler, yağla çalışan bölgeler arkadaşlar. Şu bölgede suyla çalışan bölge. Suyun çalıştığı bölgede antifriz kullanmadığı için nasıl pasta olmuş değil mi? Zımparayı vura vura anca bu kadar yapabildim. Evet arkadaşlar, çelik çontamızın altına çok inceden bir balayı sürmek zorundayız. Balayı sürülecek yerler var, sıvı conta sürülecek yerler var. Bazı insanlar tabii ki senin yaptığın işi eleştiriyorlar. Klavye ellerinde, eleştirsinler. Yapacak bir şey yok. Biz işimizi bilerek yapmamız her zaman iyidir arkadaşlar. Ben şimdi tutup da börek açamam. Çünkü ben börekçide çalışmadım. Ben oto tamircisiyim. Evet. Şu şekilde indiriyorum arkadaşlar. Güzelce balıyı yediriyoruz. Hafif oynatıyoruz. İyice balığı yediriyoruz. Yedirdik. Yedirdikten sonra çekiyoruz. Hafiften donmasını bekliyoruz arkadaşlar. Donduktan sonra yapıştıracağız. Blokumuza montajımızı yapacağız. Bu arada arka keçemizi takalım. Arka kıran keçemizi takacağım birazdan. Hafiften bir yağ süreceğim. Ondan sonra keçemi takacağım ve çakacağım. Yağ pompası gelmediği için zinciri çekişte tuttum öyle. Çünkü kapağın altında kalacak. Dişliler bunlar. Dişli ile çalışıyor. Sonra trigger bağlanıyor. Ama yağ pompasında zincir var. Gel bir dakika Hamido. Neyse. Hamido. Getir. Pimleri var zaten. Yanlış takma olasılığımız yok. Evet. Bekle. Karşılıklı birer tane tutturalım. Yağ pompamız geldi çok şükür. Hacı Bekir lokumu gibi pırıl pırıl. İçine bir yağ doldurup basıncına bakacağım ve yerine takacağım. Yağ pompasının altında yağ savurmasın diye bir plastiğimiz var. Contamıza balığımı sürdük. Şu anda istesek de çıkaramayız. Ama bu yüzeyine yapışkan sürmüyoruz arkadaşlar. Direkt takıyoruz. Şöyle göstereyim size. Tek taraflı yapıştırıcı sürüyoruz. Öbür tarafa. Çünkü yarın bir gün bir şey olsa o conta balığın sayesinde devamlı orada duracak. Hiçbir şey olmadan kalacak. Sökülüp tekrar aynı şekilde takılma ihtimali yüksek. Karterimizi takıyoruz. Motorumuzu çevirdik arkadaşlar. Klimanın, şarj dinamosunun, direksiyon pompasının bağlantı ayağı
Aynı zamanda buradan mazot pompası da geçiyor. Önce bu demir takılıyor, sonra mazot pompası takılıyor. Arka keçemizi çaktık. Arkadaşlar, Renault Master 3'ün alt düzeneği dişli, üst düzeneği trigger. Şimdi şuraya yaklaştır. İki tane dişlimizde kurma var arkadaşlar. Şuraya yaklaş, 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 yaklaş. Şöyle gösteriyorum. Bu kurmayı böyle açıp dişlimizi takacağız. Sonra bırakacağız, o kilitleyecek onu. Burayı yağladık, burayı yağladık. Evet. Kurmamızı bastırıp evet. Kurmamızı taktık. Ondan sonra hocam söyleyeyim. Cıvatamızı takıyoruz. Hepsini topyekin sıkacağız. Bu da gevşek. Hepsi gevşek. Tornavidemizi çıkardık. Alt tarafın sentesi arkadaşlar, şuradaki uzun çizgi buraya gelecek. Kısa çizgi yukarıya gelecek. Uzun çizgi, şurada bir kanal var. Tam orayı karşılayacak. Şuradaki kanal. Evet. Şimdi buradaki havare dişlimizi takacağız. Aslında bununla buradaki dişli havare olarak geçiyor. Devirdayın pompası yağın içinde çalışıyor burada. Şu şekilde size eski devirdayın pompasından göstereyim. Şu şekilde geliyor. Master 2 minibüslerde arkadaşlar burada yağın içinde çalışıyor. Eğer şuradaki delikleri görüyorsunuz. Bu delikler burada kapak takıldıktan sonra kapağın aracı bir kanalı var. Su kaçırırsa dışarıya akıyor. Bazen Master 2'lerde su kaçağını bulamadığınız zaman şu alt bölgelere akıs, sağ akısın o bölgelerine baktığınız zaman ufak su sızması ve kireç gördüğünüz zaman bilin ki devirdayın pompası bozuk. Bunu değiştirirken ne yapıyoruz arkadaşlar? Motor yağı yeni değişmişse temiz gaba alıyoruz. Değişmemişse değiştirmek zorunda kalıyoruz. Neden? Devirdayımı çıkardığımız an buradan su foşur foşur yağ kanalına akıyor. Yağ kanalına akınca da tabii ki haliyle yağa su karışmış oluyor. Mecburen yağını boşaltmak durumunda kalıyoruz. Ve avare bir tane daha dişlimiz var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde buraya takacağım. Bunu takarken bu tarafı göster Hamido. Göster burayı. Motorun grangının kilitlemesi buradan arkadaşlar. Şöyle oynatıyorum. Pistonu görürsünüz. 1 ve 4 en üst ön noktadayken buradan kilitle. Volandı göster. Kilitli olduğunu oradan gösterelim. Evet. Bu şekilde ve ön tarafı takmış oluyoruz. Son kez bir gösterip kapağı kapatacağım size. Burada 3 tane önemli yer var. Ona light sürmemiz gerekiyor. Cıvata sabitleyici gevşemesin diye arkadaşlar. Buraya sürdük. Buna sürdük. Çünkü bunda hiç kama yok. Kesinlikle sürülmesi lazım. Buna da sürdük. Şimdi bunları sıkacağız arkadaşlar. Devirdayın pompamızı takacağız. Ha, şunu size göstermiş miydim? Hamido, okuyucuyu tekrar çıkar 2 dakikada. Uzun işaret buraya gelecek demiştik ya. Şimdi eksentriğin okuyucusunu çıkar. Ver bana. Arkadaşlar, eksentriğin okuyucusunu çıkardık. Kapağımızı taktık. Taktık kapağımızı. He, şuradaki cıvata denk geliyor. Bir dakika. Hamido, nişanlın mı arıyor lan? Telefonun çalıyor vallahi. Evet, Hamido'nun nişanlısı arıyor. Yüzünde şey var. Pembeleşme. Kısa çizgi tam ortalayacak. Eksentrik okuyucusunu çıkar. Evet. Thank you.
Motoru toplarken kitlememizi hiç çıkarmadık. Dişleri göstermiştik. Yukarıdaki kitlemelerde de şu geniş boğum, dar boğum arkada duruyor. Geniş boğum aracın ön tarafına bakıyor. Şu şekilde. Onu da göstereyim. Bunlar da eksentrin kitlemesi. Şimdi gönül rahatlığıyla piyano tuşlarımızı takabiliriz.